Olay TV ofisinden merhabalar. Beyaz zeminden kurtulduk. Senin beyaz zil arkamda ahşap var ve haber merkezi var. Herkes aral aral çalışıyor. Şimdi dün akşam Twitter epey hareketliydi. Ne oldu? Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş epey böyle trending topic oldu. Hesap ver Mansur Yavaş. Hesap ver Mansur hashtag ile. Önce Fransız Le Figaro gazetesi Mansur Yavaş'la röportaj yapmış ve Mansur Yavaş hakkında böyle detaylı bir haber hazırlamış. Ve haberin manşeti de Mansur Yavaş Recep Tayyip Erdoğan'ı sarsan adam. Manşet bu. Ankara'yı ele atmış Le Figaro. İşte Mansur Yavaş nasıl kazandı, neye rağmen kazandı, ne anlama geliyor bunları yazmış. Diyor ki gazete haberi de bu bir insan hikayesi olduğu kadar bir şehrin hikayesi. Diyor Yavaş dönemi için. Yavaş dönemi öncesi Ankara için betonlarla dolu cazibesiz bir başkent diyor. Teessüf ediyorum Le Figaro'ya. Le Figaro İstanbullu gibi yazmış haberi. Yani Ankara'da deniz yok diye. Ankara'da deniz yok ama bir şey söyleyeceğim. Ankara aslında yaşaması gerçekten çok daha kolay bir şehir. Bir kere işte İstanbul'da da böyle yeni yeni şehir ormanları işte hareketleniyor falan ama şöyle bir şey var. Mesela Ankara'da şehrin içinde hemen gidebileceğiniz 3-4 tane orman var. Hacettepe'nin ormanı var. ODTÜ'nün ormanı var. İşte Eymir Gölü var. Buralara ulaşım kolay, yakın Ankara'da her yer birbirine. Yani bunlar ilk aklıma gelen. Herkese açık. Yani ben şimdi tabii hani böyle işte biraz spor, doğayla iç içe olma anlamında bakıyorum ama herkese açık bir atletizm pisti var. Anıttepe. İstanbul'da da var Maltepe'de falan ama işte gidebilirsen Maltepe'ye gibi. Pek çok şeye akses daha kolay, daha ucuz. Acayip uçuk ev kiraları yok. Tamam bozkır, evet çoğunlukla bozkır falan ama yani bozkıra alışırsan, o iklime alışırsan yaşamak daha kolay. Bir de ayrıca kuru iklim. Kuru iklim olması da bir avantaj bana soracak olursanız. Rutubet çok iyi bir şey değil insanoğlu için. Neyse evet Ankara için hep böyle o ne kadar gri bir kent derler falan. Yani deniz yok günün sonunda ama Ankara'yı da tanıyan sever, bilen sever. Neyse şimdi Mansur Yavaş'la ilgili Le Figaro böyle bir haber yazmış Recep Tayyip Erdoğan'ı sarsan adam diye. Artık tesadüf mü, denk mi geldi bilmiyorum. Bunun üzerine Mamak Belediye Başkanı Murat Köse aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde kendisi AK Parti Grup Başkanı. Bir tweet atmış. Bütçede sorduk 10 milyar lirayı ne yaptın diye cevap bile veremedin. Çünkü kestiğin tek kurdele bile yok. Algı balonun patlamak üzere yazmış. Hesap ver Mansur diye de hashtag açmış. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de destek verdi bu hashtag'e ve böyle epey trend oldu. İşte Mansur Yavaş hiçbir şey yapmadı. Hesap versin diye trend oldu yalnız. Mansur Yavaş'ın ekibi de bu hashtag'e tweet yazan hesapları bir incelemişler. Hepsi bot hesap bakın. Gördüğünüz gibi çoğu hani yok bu kişiler gerçek değil bot. Çoğu şey değil yani Türkiye'de bile açılmamış hesaplar. Hashtag'e destek veriyorlar. Nasıl oluyor? Aslında şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde bunu çok söylüyor ya. Hani geçen günlerde de söyledi. Ne dedi? Bu kadar dedi. Kontrolsüz dijitalleşme bizi faşizme götürür. Şöyle diyor. Sınırsız özgürlük başlığı altında tamamen denetimsiz bir alan oluşturularak mağduriyetlerin oluşmasına sebebiyet veriliyor diyor. Aslında bu dijital alan tamamen denetimsiz değil. Bunu da söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Yani Türkiye'de yasalarla zaten hep sınırlıydı. Yani zaten bu başıboş haliyse vay bizim halimize. 2014'te seçildiği günden 2019'un son gününe kadar Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 63.041 kişiye dava açıldı. Bunların 9.554'ü mahkum oldu. Bu hakaret suçları işte hep bu dijital mecralarda, sosyal medyada işleniyor. Aslında bakacak olursanız. Hani bu da denetimsizse vay halimize denetimlisi nasıl olacak acaba? Evet şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu çok seslendiriyor ama en çok bu sınırsız dijital alanda var ise sınırsız özgürlüğü bu iktidara yakın iktidar siyasileri kullanıyor. Şimdi mesela belli ki işte bu Mansur Yavaş hesap ver Mansur hashtag'i bot hesaplarla şişirilmiş. Yani olmayan kişiler bu hashtag'e bir şeyler yazmışlar. Nasıl oluyor? Bir takım sözde işte ajans deniyor bunlara. Medya ajansları var. Bu medya ajanslarıyla çalışıyor siyasilerin pek çoğu. Gidiyorsunuz bu medya ajansına diyorsunuz ki ya şu hashtag'i biz TT yapmak istiyoruz diyorsunuz.
O ajanslar sizin için o hashtag'i TT yapıyor. Ve siz de böylelikle sanki Türkiye'de böyle bir gündem varmış. İşte kamuoyu işte diyelim ki bir muhalefet siyasisinden, siyasetçisinden çok şikayetçiymiş gibi bir algı oluşturuyorsunuz. Bir ortam oluşturuyorsunuz. Bunu iktidar siyasetçileri bu özgürlüğü açık açık kullanıyor. Şimdi işte sınırlandırmak istiyor anladığım kadarıyla iktidar bu dijital alanı ve sosyal medya kullanımını bir şekilde. O zaman asıl iktidar siyasetçileri ne yapacak? Bu bot hesapları kullanan siyasiler diyeyim daha ziyade. Belki muhalefetten de var bu bot hesapları kullanan. Bunlar ne yapacaklar? Yani Türkiye'de hani vatandaştan çok aslında siyasetçiler kullanıyor bu sosyal medya hesaplarını ve orada söylem üretiyorlar. Ürettikleri söylemi orada yayıyorlar bir yandan bakacak olursanız. Böyle bir durum var. Bir başka gündem maddesi aşı. Dün Olay TV ana haber bülteninde de ekranlara getirdik. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. 11 Aralık'ta aşılama başlıyor. Ben de dün altını çizdim. Aşılama Çin aşısı yapılacak Türkiye'de. Böyle bir durum var. Çin aşısını kullanacağız biz. Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısı. Bu mRNA teknolojisi değil, eski teknoloji grip aşısı gibi zayıflatılmış, öldürülmüş virüs veriliyor. Öte yandan İngiltere toplu aşılamaya başlıyor. Toplu aşılamada Pfizer-BioNTech'in aşısını kullanacak mRNA teknolojisi. 40 milyon doz aşı almış İngiltere. Yani 20 milyon insan aşılanacak. Çünkü 2 doz aşı veriliyor. İşte teknolojisi farklı dedim ya. Öbürü bizim yaptıracağımız Çin aşısı grip aşısı gibi olan aslında. Şimdi tabii herkes sırada. İlk aşamada 10 milyon doz gelecek. İlk önce hemen birkaç gün içerisinde 800 bin doz gidiyormuş İngiltere'ye. İngiltere ilk bu aşılamayı başlatıyor. Biz ne yapacağız? Biz Çin aşısı kullanacağız. Çin aşısını kullanacağız. Zaten Türkiye Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak diyor ki, bizim diyor bu Pfizer-BioNTech'in aşısı gelse bile bunu saklayacak yerimiz yok. Çünkü bu aşıyı -70 derecede tutmak gerekiyor. Bizim diyor ecza depolarımızda böyle bir teknoloji yok. -70 derecede biz bir aşıyı tutamayız diyor. Türkiye Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak. Böyle bir durum var. Biz Çin aşısına olacağız. Böyle. Şimdi öte yandan bu pandemi tedbirleri çerçevesinde İşte yine hafta sonu sokağa çıkma yasakları başladı. Yılbaşı yaklaşıyor. Zaten bu sene yılbaşı işte her yer kapalı, öyle bir toplu kutlama falan olmayacak. Yalnız bu işte pandemi için nasıl bir bilim kurulu var ya kurulan. Geçen sene de haberini yapmıştık, üzerine çok konuşmuştuk. Bir de bakanlığın kurduğu toplum bilimleri kurulu var. Orada da işte Diyanet İşleri'nden de üye var, sosyologlar var, sosyal bilimciler var. İşte bu hastalığın toplumsal boyutunu, psikolojik boyutunu falan ele yatırıyorlar. Öyle yapıldığı söyleniyor. Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan diyor ki salgını azaltmak için, yılbaşı hareketliliğini azaltmak için 31 Aralık'tan itibaren bir 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir. Kim Mustafa Necmi İlhan? Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı kendisi, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi. 4 gün diyor bir şey olsun. Sokağa çıkma yasağı olsun yılbaşından. Ne diyorsunuz? Olsun mu? Olmalı mı? Yani evet tamam, bu pandemiyi azaltmak için, kontrol altına almak için sürekli evlere kapalı oturuyoruz ama bu işin hakikaten bir de yani psikolojik boyutu var. 4 gün eve kapalı yılbaşında, bilemiyorum. Bir de hep böyle işte yılbaşı, hafta sonu bugünlerde eve kapanıyoruz. Bugünlere denk geliyor yasaklar. Ama yani ya diğer günler, diğer faaliyetler, yani bu yapılan toplu faaliyetler arasında bir seçme durumu söz konusu. Biraz da zaman zaman insanların mutlu olmaya ve stres atmaya ihtiyacı var. Nasıl yapacağız bu pandemi döneminde, bunu hakikaten bilemiyorum. Bu akşam Olay TV ana haber bülteninde masaya yatıracağımız bir başka haber. El Monitore, İngilizce, Amber'in Zaman'ın yazdığı makale. Çok önemli bir makale bu bence. Yani önemli bir makale. Amber'in Zaman şu haberi duyurmuş. Bu haber epey uluslararası çevrelerde de konuşuldu. Amber'in Zaman'ın yazdığı bilgiye göre El Monitör'e MİT Başkanı Hakan Fidan bir süredir İsrail yetkililerle görüşmede. Evet, istihbarat örgütleri arasında her zaman görüşmeler oluyor. Hatta işte Suriye ile Türkiye arasında, Esad rejimi arasında hiçbir ilişki yok ama istihbarat örgütleri görüşüyor diye bu en yetkili, en resmi ağızlardan da söylenmişti. Şimdi
Şimdi Amber'in zaman Hakan Fidan'la İsrail yetkililer arasında görüşmelerin başladığını söylemiş. Bu önemli. Bunu da şuna bağlamış makalesinde. Biden iktidara geldi Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Amerika'nın Orta Doğu politikası da tabii ki bir nebze değişecek. Belki Biden yeniden İran'la masaya oturmak ve yeni bir işte anlaşma imzalamak isteyecek. Buna sıcak bakacak. Trump Suudi Arabistan'a açık çek vermişti, açık kart vermişti. Biden belki bu konuda biraz daha rezervli davranacak. Ve dolayısıyla hani hep deniyor ya, Orta Doğu'da kartlar yeniden karılıyor, yeniden karılıyor diye. Yani kartlar yeniden karılacak demeyeyim ama bir denge değişimi söz konusu olabilir. İsrail de kendisini buna hazırlamak istiyor. Türkiye de buna hazırlamak istiyor diyor Amber'in zaman. İsrail ile Türkiye arasında istihbarat örgütleri arasında üst düzey görüşmelerin olduğunu söylüyor. Bunu da konuşacağım. Murat Yetkin'i çağıracağım. Murat Yetkin konuğumuz olacak. Murat Yetkin hem bu meseleyi anlatacak hem de işte bu yeni dengeler nasıl olur, ne olur, Türk-Amerikan ilişkileri nasıl olur, bunları anlatacak bize akşam Olay TV ana haber bülteninde. Yani aşağı yukarı öne çıkan başlıklar böyle gibi görünüyor.